CHP'ye veririm. Niçin CHP? CHP en azından işte demokrasi gelecek. Hı hı. Ekonomi canlanır biraz. Tek adam rejimini istemiyoruz. Ve hala da istemiyoruz. Çünkü bu iş adamları yavaş yavaş kaçmaya başladı. Böyle bilim adamları kaçmaya başladı. Akıllı öğrenciler falan gitmeye, beyin göçü olmaya başladı. Ve ekonomi gitgide daha kötüye göre önümüzü göremiyoruz. Yani inan ki biz de göremiyoruz. Hiç kimse de göremiyor. Şu anda ne yaptığımızı biz de bilmiyoruz. Peki, daha önceki seçimlerde kime oy verdiniz? İlk dönemlerde AK Parti çıktığında verdim. Ondan sonraki dönemlerde vermedim. Geçen dönemde Muharrem İnce CHP'ye verdim. Bir de seçiminde tekrar hayır verdim. Referandumda hayır verdim. Yani HDP'nin bu türde güçlü olmadığı belli. Olmadığı boşuna çıkartmanın bir anlamı yoktu. HDP'nin oyları tartışılıyor. Sizce HDP tabanı hangi partiye ya da hangi adaya oy verecek? Vallahi HDP'nin oyları benim tahminim şeye verebilir. Eğer son anda şey olursa CHP'ye de verebilir. Fakat İYİ Parti istemiyor İYİ Parti ile şey olduğu için, ama ben yine de ileri görüşlü adamların, bilim adamlarının ya da yüksek öğrenimlerin CHP'ye verip alt kesim ve dine kullanan kesim de şey verir, AK Parti'ye verir. Peki HDP tabanı neden CHP'ye oy veriyor efendim? Şimdi HDP tabanı CHP'ye neden oy verdi? Çünkü HDP'nin şu şekilde CHP'ye biraz daha bu, özellikle bu Selahattin Demirtaş içeri alınması, büyük haksızlığa uğradıklar, AK Parti tarafından haksızlığa uğradıklar ve kullanıldığını, yani ileri adamların bunu düşündüğünü, okuyan adam kesimin bunu düşündüğünü biliyorum. Ve haksızlığa uğradığını zannediyorlar ve haksızlığa uğradılar yani. Onun için vermezler yani benim